Uzayda başka yaşam formları olup olmadığını arayan insanlar genellikle ilk olarak inceledikleri ay ve gezegenlerde su olup olmadığına bakarlar. Bunun sebebi ise bildiğimiz haliyle yaşamın suya bağlı olmasıdır. Suyun bazı özelliklerine daha yakından bakarak bunu daha iyi anlayabiliriz. Burada birkaç su molekülü görüyorsunuz. Bu sizin için tekrar niteliğinde olabilir. Ama su o kadar şahanedir ki bir kez daha bakmaya değer diye düşünüyorum. Her su molekülünde bir oksijen atomu bulunur. Bu oksijen de iki hidrojene bağlıdır. Yani bu iki beyaz atom da hidrojen atomu. Bu atomlar arasındaki bağ kovalent bir bağ. Yani oksijen elektronlarını iki hidrojen atomuyla paylaşıyor. Ancak oksijen daha elektronegatif halde. Bu da aslında bu elektronlar paylaşılsa bile elektronların hidrojenden çok oksijene daha yakın bir konumda duracaklarını gösteriyor. Yani oksijen elektronlara hidrojenden daha çok tutunur. Elektronlar da hidrojenden çok oksijenin etrafında kaldığından ve bu molekül hidrojenlerin tek bir tarafa toplandığı bükülmüş bir molekül olduğundan oksijenlerin ve elektronların bulunduğu tarafın yükü kısmi negatif olur. Burada gördüğünüz Yunanca küçük delta harfi bu tarafın kısmi negatif yüklü olduğunu gösteriyor. Hidrojenin bulunduğu kısımlarsa kısmi pozitif yüklü olur. Buradan da su molekülünün tamamının aynı yüke sahip olmadığı ve her iki tarafın kısmi yüklü olduğu sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla bu polar bir moleküldür. Şimdi de birkaç su molekülünü bir araya getirdiğimizde neler olabileceğine bakalım. Hidrojenlerin bulunduğu su molekülünün kısmi pozitif kısmı diğer su molekülünün kısmi negatif kısmına çekilir yani bu ikisi birbirine çekilir bu bağ da hidrojen bağı olarak adlandırılır bunları da çizerek gösterelim burası kısmi pozitif yüklü olur burası kısmi negatif olur bu ikisi birbirini çeker buradaki oksijen buradaki hidrojeni çeker buradaki oksijen de şurada gördüğünüz hidrojene doğru çekilir işte bu gördüğünüz hidrojen bağı suyun bildiğimiz anlamıyla yaşam için gerekli olduğunu gösteren birçok özelliğin görülmesini sağlar. Bizim bildiğimiz anlamıyla yaşamın akışkan bir ortamda olması gerekir. Nesneler hareket ederken birbirlerine çarpar. Dolayısıyla sıcaklık ve diğer şartların uygun olduğu durumda bu hidrojen bağlarının yeteri kadar güçlü olması su molekülünün sıvı halde kalmasını sağlar ancak bu bağların su moleküllerinin birbirinin içinden geçecek kadar zayıf olduğunu da hatırlatalım bu hem oldukça iyi bir akışkan ortam sağlar hem de oldukça iyi bir çözücü işlevi görür bu nedenle su evrensel çözücü olarak adlandırılır ancak buraya bir uyarı eklemekte fayda var su evrensel çözücü olarak adlandırılsa da bu her şeyi çözeceği anlamına gelmez Sıvı halde bulunan su, bildiğimiz diğer her şeyden daha fazla şeyi çözer. Ancak suyun çok da iyi çözemediği pek çok molekül bulunur. Su genellikle polar molekülleri ve bir yüke sahip yapıları iyi çözer. Örneğin sodyum klorür su içinde çözünür. Yapısında bulunan sodyum iyonu pozitiftir. Yani pozitif yüklüdür. Buradan da sodyum iyonunun su molekülünde oksijenin bulunduğu kısma doğru çekileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu molekül suda iyi çözünür. Ancak herhangi bir yüke sahip olmayan yapılar suyun içerisinde iyi çözünemez. Buna rağmen suyun iyi çözemediği yapıların bulunması bile suyun yaşam için gerekli olduğunu gösterir. Daha sonraki biyoloji videolarında fosfolipit çift tabaka adı verilen yapılara bakacağız. Bu yapıların bir tarafında hidrofil yani su molekülünü çeken moleküller bulunurken, diğer tarafında da su molekülünü çekmeyen yani hidrofobik yapılar bulunur. Pek çok evrimsel biyoloğa göre bir tarafın hidrofil, diğer tarafın da hidrofobik olması bu moleküllerin zar biriktirmesini sağlayan bir özellik. Dolayısıyla erken hücresel yaşamı sağlayan küre şeklindeki zarların bu şekilde oluştuğunu söyleyebiliriz. Suyun yaşam için elverişli olduğunu gösteren bir diğer özelliği de ısı kapasitesinin oldukça yüksek olması. Bazen bu durum yüksek özgül ısı şeklinde de ifade edilir. Özgül ısı, suyun 1 gramının sıcaklığını 1 Celsius derece arttırmak için gerekli olan enerji miktarını ifade eder. Bunun yaşamla ne ilgisi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Pek çok yaşam formu sadece belli sıcaklık aralıklarında yaşamını sürdürebilir. Dolayısıyla suyun sıcaklığını çok hızlı bir şekilde arttırıp düşürebilseydik, yapıların suyun içerisinde yaşamını sürdürmesi veya yaşamın sudan oluşması oldukça zor olurdu. Benzer şekillerde suyun buharlaşma ısısı da oldukça yüksektir. Diğer videolarda bu konudan detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Ancak özetlemek gerekirse bu terim suyun sıvı halden gaz haline geçmesi için gerekli olan enerji miktarını ifade eder. Bu da pek çok yaşam formu için değerli bir özelliktir. Çünkü suyun buharlaşması serinletici bir etki sağlar ve bu da organizmaların gereğinden fazla ısınmasının önüne geçer. Suya dair diğer önemli özelliklerse kohezyon ve adezyon özelliğidir. Kohezyon, diğer su moleküllerini çeken su molekülünün bir özelliğidir. Bunu buradaki hidrojen bağlarında görmüştük. Ancak daha uzaktan baktığımızda su damlacıklarını da görürüz. Eminim ki hepiniz daha öncesinde su damlacıkları ya da çiğ olarak adlandırılan damlacıkları görmüşsünüzdür. Bu damlacıklar suyun kohezyonu olmasaydı oluşamazdı. Sadece tek bir damla bile binlerce mikroorganizmanın içerisinde yaşayabileceği bir ortam sağlar. Adezyon diğer molekülleri çeken su moleküllerinin bir özelliğidir. Bunu suyun kenarlarından yukarı çıktığı camdan bir deney tüpünde görmüş olabilirsiniz. Bu deney tüpündeki cam moleküllerin kutuplaşmasından kaynaklanan bir durum. Adezyon ve kohezyon sayesinde su çeşitli besinleri bir yerden bir yere, örneğin bir ağacın kökünden ağacın tepesine kadar taşıyabilir. Bu iki özelliği aynı zamanda kendi kan damarlarımızda da görebiliriz. Bu durumu oldukça küçük olan kılcal damarlarda görmek mümkün. Hatta bu damarlar suyun kılcallık özelliğinden dolayı kılcal damar olarak adlandırılır. Suyun kılcallığı da adezyon ve kohezyondan gelen bir özelliktir. Suyun son özelliğine bakacak olursak listeyi çok kısa tuttuğumuzu hatırlayalım. Su katı halde daha az yoğundur. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Katı halde bulunan su yani buz, sıvı halde bulunan sudan daha az yoğundur. Peki, tüm bunların yaşamda niye bu kadar alakalı olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Yaşamın ilk başladığı ortamları düşünelim. Örneğin bu küçük bir göl olsun. Bu gölün ara kesitini çizelim. Bu sıvı halde bulunan sudan daha yoğun olsaydı ki çoğu maddenin katı hali daha yoğundur. Bu durumda ne olurdu? Bu durumda kışın hava soğuduğunda bu kısım donardı. Gölün yoğunluğu arttıkça katmanlar aşağı doğru batardı. Daha sonrasındaki yüzey suyu da donarak aşağı doğru batardı. Bu durum gölün tamamı donana kadar devam ederdi. Ve bu gölün içerisinde herhangi bir yaşam formu bulunması mümkün olmazdı. Çünkü su donduğunda şu an için bildiğimiz zar bağlı yapıların kırılmasına neden olur. Ancak buz sudan daha az yoğun olduğundan genellikle en üst katman donar. Hava soğudukça aşağıdaki kısımlarda donmaya devam eder. Fakat donmuş olan tabakanın altında hala su bulunur. Bu sayede yaşam için elveşli olmayan çok soğuk havalarda bile yaşam formlarının hayatta kalabileceği bir ortam oluşmuş olur. Suyun yüksek özgül ısısından dolayı suyun içerisindeki sıcaklık varyasyonu suyun dışındaki yani hava veya karadaki sıcaklık varyasyonundan çok çok daha az olur. Bu dersimizde konuya sadece giriş yapmış olduk ama umarım bu bahsettiklerimiz sayesinde suyun yaşam için önemini daha iyi kavrama fırsatını yakalamışsınızdır. Son olarak diğer ders videolarında da dediğim gibi unutmayın insan vücudunun büyük bir kısmı sudan oluşur. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Vücudumuzda bulunan trilyonlarca hücre aslında sudan oluşur ve suyun içerisinde yaşamını sürdürür. Bu hücreler bir arada çalışarak insan gibi oldukça karmaşık bir organizmanın oluşmasını sağlamıştır. Kısacası su hayattır.